Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber envanter sistemi derslerimizin 9. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde silahın özelliklerine birazcık daha ileri gideceğiz. Yani bu bölümde mermi azaltma yapar mıyım bilmem ama ateş etmeyi yapabilirim duruma göre. Şimdi önce bir item bilgisi structure'ımıza bir girelim. Buradan new variable diyelim. Buna mermi, pardon, atılacak mermi. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü mesela bir bazukadan büyük, çok hasar veren bir mermi çıkar. Fakat küçük, normal bir silahtan yani daha küçük, daha az hasar veren bir mermi çıkar. Bunun gibi şeyleri belirlemek için bu şeyi yapıyoruz. Aktör diyeceğiz. Ref class olaraktan aktör diyeceğiz. Bir new variable daha diyecek miydik? Evet. Çıkacak neydi? Particle. Buna da particle system olması lazım. Referans olarak. Bu da mesela bir bazukadan daha büyük bir patlama. Fakat bir şeyden ya da bir küçük bir şeyden, sadece duman gibisinden şeyleri siz yapacaksınız artık. Save dedik. Daha sonra gelelim buraya. Şöyle bir şey yapmamız lazım. Mesela elimizdeki silah varken biz kuşandık başka bir silah. Burada ne yapmamız lazım? Elimizdeki silahı böyle bir envanterimize aktarsın. Daha sonra elimize diğer silah aktarsın. Fakat bunu yaparken şey yapmamız lazım tabii, hani nasıl diyeyim. Önce bir elimizde silah var mı yok mu diye bir kontrol etmemiz lazım. Buradan elimizde silah var mı? Eğer elimizde silah yoksa direkt olarak bu şeyi elimize aktarsın. Şöyle şunu şuraya alalım. Hatta şunu aşağıda sürükleyebiliriz. Bunu böyle yaptıktan sonra şuraya bir compile diyelim ki bu buraya item bilgisi şey yapsın. Eğer elimizde şey varsa buradan envantere bir sürükleyelim. Get. Daha sonra add'di galiba. Evet, add. Bunu böyle sürükleyelim. Yani önce bir envanterimizi ekleyelim. Neyi ekleyeceğiz? Elimizdeki silahı bir envantere ekleyelim. Get. Bunu böyle sürükleyip bıraktık. Daha sonra envanter ekledikten sonra geleceğiz. Bunu buraya bu şekilde bağlayacağız. Önce bir envanterimizi eklesin. Sonra kaldırsın bu şeyi. Şimdi bunu böyle yaptık. Hatta bunu böyle yaparak mermisini falan da kaydetmiş oluyoruz. Ona göre yani. Bunu böyle yaptıktan sonra bakalım daha yapacağımız bir şey var mı? Şimdi ateş etme yerimize gelelim. Gelelim buradan event graph'a. Bunu buradan önce bir envanterimiz açık mı diye bir kontrol edelim. Sonuçta envanterimiz açıksa ateş edemeyeceğiz. False'ı bir branch da. Biliyorsunuz bu ateş etme yerinde bayağı branch oluyor. Bu branch'te ise gideceğiz. Neyi kontrol edeceğiz? Elimizdeki silah. Pardon. Önce bir elimizde silah var mı kontrol edelim. Daha sağlam olsun. Elimizde silah var mı? True'ysa. Eğer elimizde bir silah varsa şu animasyonu da oynatabilir. Hatta bu el animasyonu için, yani ateş edilecek stil için tekrar structure'da bir şey oluşturabilirsiniz. Buradan nasıl bağlayacağımızı göreceksiniz zaten. Elimizdeki silah. Buradan break diyeceğiz. Break item bilgisi. Bas şuna. Daha sonra buradan diyeceğiz ki bir branch daha. Eğer mermi sayısı küçük eşitse integer sıfıra, bug olmamı belki bug olur falan, sıfıra küçük veya eşitse diyeyim. Yani eşit değilse daha doğrusu false'dan gidecek. Bunu böyle bu animasyonu bir oynatsın. Bu şekilde biraz yaklaştıralım. Daha sonra buradan spawn aktör kısmı var.
Bunu buraya bağlayacağız. Bunu spawn transformuna, mesela biz şimdilik şey yapalım. Atılacak konum vardı ya şurada. Oradan bir çıkaralım şimdilik. Onu spawn transformuna daha sonra uğraşırız. Bunu buraya atalım. Get world transform. Bunu böyle biraz yukarı alalım. Spawn transformu bu. Daha sonra atılacak mermiye buradan geleceğiz. Bunu buraya bağlayacağız. Daha sonra buradan önce bildiğiniz üzere silahlarda bir patlama, bir şey olur. Buradan spawn emitter at location diyeceğiz. Yani particle çıkar bir konumda. Hangi konum olduğunu nasıl belirleyeceğiz? Hemen content'e gelelim. First person, FP, weapon, mesh. Burada benim eklediğim silahın, yani daha doğrusu Unreal'ın verdiği silahın iskeletine bir gireyim. Gördüğünüz gibi Unreal kendi buradan bir muzzle oluşturmuş. Yani muzzle ne demek? Bu particle'ların çıktığı yer. Genelde silahlarda kullanılan muzzle efekt. Bunu böyle birazcık ileri alayım ben. Çok yakında diye düşünüyorum. Buradan bunu aldıktan sonra, yani siz eğer yoksa bu skeletal mesh'inize böyle sağ tuş bir add socket diyeceksiniz. Buradan bir socket ekleyeceksiniz. Bunu böyle muzzle'ın oraya getireceksiniz. Bunu buradan sileyim ben. Ve bu muzzle'ı hepsinin adını aynı koymaya dikkat edin. Her silahınızda bunun adı muzzle olsun. Buraya gelip şunun emitter template'ine geleceğiz. Buradan çıkacak particle diyeceğiz. Bunu böyle dedikten sonra birden bir location istiyor. Buradan diyeceğiz ki get socket location. Hangi socket? Eldeki silah. Yani şunun socket'larından. Bunun socket'ında hepsinde ortak olan ne? Muzzle adlı şey. Hepsini aynı yazmayı, yani özen gösterim. Muzzle. Bu şekilde. Daha sonra hatta ses de ekleyebilirdik. Onu isterseniz siz eklersiniz. Ben şu anlık eklemeyeceğim. Şunu şuradan kaldırayım. O iğrenç ses duymak istemiyorum. Bunu böyle yaptık. Şimdi ne yapacağız? Bir mermiden bir eksilteceğiz. Daha sonra onu oraya yazdıracağız. Bunu hatta siliyorum ben şimdi. Buradan mermi sayısı diyeceğiz. Eksi. Integer eksi. Integer. Daha sonra buradan elimizdeki silahı buraya sürükleyelim. Get. Burada şunu diyeceğiz. Set member in item bilgisi. Bunu hiç göstermemiştim. Hatırlarsanız hep bunlardan böyle yararlanıyorduk. Yani bu şekilde. Şimdi bir tane şeyi nasıl değiştirebiliriz? Yani bu eldeki silah structure'ın içindeki sadece bir şeyi nasıl değiştirebiliriz? Bunu göstereceğim. Bu set members in item bilgisine sağ tıklayıp restore all structure pins diyeceğiz. Gördüğünüz gibi her şey geldi buraya. Her şeyimiz. Bunu neye yazdıracağız? Mermi sayısına yazdıracağız. Niye? Bir sayı eksilttik. Daha sonra mermi sayısına yazdırdık. Daha değiştirmemiz gereken bir şey var mı? Yok. Buna sağ tuş diyeceğiz. Remove all other pins. Yani diğer kullanılmayan şeyleri kaldır. Bunu böyle kaldırdık. Gördüğünüz gibi küçük sadece mermi sayısından eksiltti. Sürekli ateş etmemek için de buraya bir do once ekleyebiliriz. Şu şekilde. Pardon, false true değil. False'a bir do once. Bu tamamlandığında buraya bir delay. Delay da kaç olsun? 0.3. Complete dolduğunda gelsin buradan bunu resetlesin. Gördüğünüz gibi şu an mermi azaltma işlemini yaptık. Hatta bunu print string bile yapabiliriz. Şöyle bir print string diyelim. Sağ tuş print string, bakalım oluyor mu diye sadece göstereceğim. Şu işe uyuz oluyorum. In string'e geleceğiz, buradan mermi sayısına bağlayacağız. Mermi sayısını görmek için. Evet, tek buraya gitmiş. Şimdi şöyle birazcık şeye doğru alalım. 0.3 saniye sonra gitsin. Buraya böyle resetlesin. Bakalım mermisini kaydediyor mu diye merak ettim sadece. Bunların 30'du. Bu şey, SKFP bunları. Bunu böyle kopyalayalım. CTRL C, CTRL V. Evet. Basamadık. CTRL C, CTRL V diyeceğiz. Bunu böyle alalım, uzağa koyalım.
play diyeceğiz. Gördüğünüz gibi ateş edemiyoruz şu an, hiçbir şey olmuyor. Şimdi F tuşuna aldım bunu. Aynı şekilde bunu da aldım. I tuşuna bastığım zaman iki tane silahımız var. Bunu kuşandım şu an ben. Gördüğünüz gibi oradan eksildi. I tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi 28, 27, 26, 25, 24, 23. Da niye böyle bir geç eksiltiyor? Neyse. Delay'den sonra mı koyduk acaba? Büyük ihtimal delay'den sonra koyduk. Neyse, şu an bunun 12 tane mermisi kaldı gördüğünüz üzere. I diyelim. Bu FP bunu seçip 13 tane mine mermimiz kalmıştı. Bunu kuşandı. Gördüğünüz gibi bunu ekledi. Elimize diğer silah getirdi. Gördüğünüz gibi bastım. 29, 28, 27'den saydı. Çünkü mermi şeyi yeniledik. I tuşuna bastım tekrar. Bunu bir giyeyim. Kuşan dedim. I dedim. Gördüğünüz gibi 11, 19 diye gidiyor. Neden bunun mermisi bu kadar kalmıştı? Evet arkadaşlar, hatanın nerede olduğunu buldum. Bu itemi yere at kısmına çok hatalı bir şey yapmışız. Elimizdeki silah yazdırmışız. Bu yüzden silah yere attığımızda aynı şeyi yapıyordu. Bu elimizdeki silah buradan silelim. Burada direkt yere atacağımız itemi yazdırsın buna. Şu şekilde yaptık. Compile save. Şu an bir hata kalmayacaktır. Birine F dedim. Birine de gittim F dedim. I tuşuna bastım. Birine kuşanayım bir. Daha sonra sekledim buna, sekledim. Gördüğünüz gibi 10 mermisi kaldı. Şimdi diğerini kuşanıyorum. Kuşandım. Bunu yere attım. 10 mermisi kalmıştı. Bunun 29 mermisi daha var. F tuşuna bastım. I tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi bunun 10 mermisi vardı. Kuşan dedim. I tuşuna bastım. Evet. Şu an gerçekten oldu. Gördüğünüz gibi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fakat elmayı falan aldığımız zaman öyle bir şey olmayacaktır. Portakalı yediğimiz zaman sadece canımızı arttırdı. Bugün mermi azaltmayı yaptık. Dur, şarjör değiştirme falan da aynı şekil olacak. Bir dahaki bölüm bu şarjör değiştirme işini ve ayrıca bir dakika şeyi yapmayı unuttuk, onu yapalım bari. Buradan açalım bir burayı. Şu an açık değil. Şeyleri seçmeyi unuttuk. Fark ettiyseniz particle effect falan çıkmadı. Envanter blueprint. FFGun blueprint. Bunun böyle item bilgisine basalım. Atılacak mermi. Buradan sarı topun adı neydi? Neyse şu çıkacak particle'ı seçelim. Explosion. Atılacak mermi de, ona hemen bir bakıyorum. First person blueprint. Blueprint. First person projectile. Onu atsın şimdilik. First person projectile. Bakalım atıyor mu? Şu an bir şey yok. F'le kuşandım. I dedim. Aldım bunu. Kuşan dedim. Şu an büyük ihtimal collision'dan sebep çıkarmıyor. Bir dakika. Aa, doğrusu çıkarıyor ama. Şöyle gelelim first person karaktere. Buradan event grafına gelip try the edges location but always spawn diyelim. Yani konumunu denesin fakat her zaman spawnlasın. Bakalım şimdi oldu mu? Öyle dedik, FP bunu dedik, kuşan dedik. Daha sonra kapattık bunu. Biraz spawnlıyor sanırım ama. Evet, spawnlıyor gördüğünüz üzere. Kesin bu hata arrow'dan sebep. O hataları sonra düzeltiriz. 15 dakika oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayalım.